Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle polyesteriklerle yapılan bir havlu kenarı, belki namaz örtüsüne falan da kullanabilirsiniz. Küçük bir oya modeli çalışacağız. Yeşil ipimiz 383 olması lazım. 383, pembemde. Bakayım. Turuncunun numarasını hatırlamıyorum koyu sarınla arkadaşlar. Bu da ay çıkartamadım. Çok oyalanmak istemiyorum. 465 numarası. Şimdi hemen yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde bir model hazırladım sizler için. Daha doğrusu bir takipçim istemiş. Onun için yapmak istedim. Yani daha önce başkasının yaptığı bir modeli taklit ediyorum sizler için. Bu şekilde bir model çalışacağım arkadaşlar. İlk öncelik beyaz ipimi hazırlıyorum ve dallarımı yapacağım. Evet. Şimdi hangi ipi kullanırsak kullanalım esnetelim arkadaşlar ipimizi. Şimdi ben arada iki tane bırakacağım. Üçüncü ipimi bağlayarak başlıyorum. Siz havlu ya da namaz örtünüzde nasıl ayarlarsanız ona göre yapabilirsiniz. Şimdi 13 tane zürafa çalışacağım buraya. 13'lü bir tepe oluşturacağım arkadaşlar. Evet. Bu şekilde devam ediyorum. Ve 13'lü bir tepe çalışacağım buraya. Dağ çalışacağım. Şimdi 13 tane zürafa atacağım. Birkaç tane atayım. Nasıl attığımı görmeniz için sadece. Daha öncekini çok sıktırmamışım sanırım. Biraz gevşedi. Evet, şimdi yine tane daha yapayım. Evet, bu şekilde. Acele etmeye hiç gelmiyor. Çok dikkatli bir şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Zürafalarımız. 13 tane olduktan sonra geriye döneceğim. Siz daha büyük de çalışabilirsiniz. Şimdi 13 tane zürafamı çalıştım arkadaşlar. Tersine çeviriyorum işimi. Çünkü bu şekilde dağlar daha düzgün duruyor. Daha düzgün oluyor. Daha sonra biraz hafif büyük bırakıyorum kenardakini. Sonra hepsine yine batarak başa kadar geliyorum. Daha sonra bu büyük bıraktıklarıma batmayacağım ki eksilsin. Küçük bir dağ oluşturabilelim. En başa geldiğimi alttaki ipimle beraber ikisini alıyorum. Hem sağlamlaştırıyorum hem kapatıyorum başlangıç yerini. Tekrar dönüyorum. Ve yine hafif bol bırakarak en başta bol bıraktığıma batmayacağım artık. Şu sondakine batmayınca eksilecek arkadaşlar. Batarsak eksilmez bunlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde dağımızı tamamladık. Şimdi yaprağımızı çalışacağız ve yeşil kısmını işleyeceğiz. Şimdi başta ikincinin olduğu yere ipimizi bağlıyoruz. Daha sonra yatırarak aynı yere batıyoruz. Küçük bir tane pırpır yapıyoruz. Sonra pırpırın içine geriye geliyoruz. Ve yeşil ipimizi kesiyoruz buradan. Rahatça kapatabilelim diye. Daha sonra yaptığımız yere tekrar aşağıya iniyoruz. Tekrar aşağı indiğimiz için ipin içine batarak yukarıya çıkıyoruz. Tekrar aşağıya iniyoruz.
3 kez yapacağım bunu. Tekrar yukarıya çıkıyoruz ve aşağıya iniyoruz. 3 kez yaptığımızda yaprağımız oluşuyor arkadaşlar. Küçük bir yaprak olacak. Daha sonra yaprağın hemen altından başlayarak bir alttan bir üstten geçirerek işlemeyi yapıyoruz buraya. Evet, bu şekilde yukarıya kadar çıkıyoruz. Daha sonra üstten geçtiğimiz yerlerin altından, alttan geçtiğimiz yerlerin üstünden geçerek geliyoruz ki bütünlük sağlasın burada. Kopuk kopuk olmasın diye. Aynı şekilde yaparak aşağıya kadar iniyoruz. Daha sonra tekrar geriye batarak alttan düğümümüzü yaparak yeşil kısmımızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi çiçeğimizi yapmaya başlayacağız. Buraya dikeceğiz çiçeğimizi de. Şimdi pembe ipimizi alıyoruz. Elimizde bir halka yapıyoruz. Halkanın içine batarak başlangıç düğümümüzü atıyoruz. Sonra 5 tane zürafa yapıyoruz buraya. Hafif kapatıyorum arada. Yani hem kontrol ediyorum. 2 kat yaparken tutturma ihtimalimiz vardır. Kapanmayabilir arkadaşlar. 3 tane oldu. 4.'ü yapıyorum. 5.'yi de yapıyorum. Pardon, bir yere taktırdım. Beşinciyi tekrar yapıyorum. Şimdi alt tarafı kapatıyorum. Sıkıştırdım altına. Ve ikinci sıraya başlıyorum. Kör ilmek gibi bir ilmekle yukarıya çıkıyorum. Daha sonra yandaki ilmeğe geçiyorum. Diğer yandakine bu şekilde ikinci sırayı da tamamlamış oluyorum. En son ilmeğime geldim. Evet. İlk başladığım ilmeğe geliyorum. Bu sırayı tamamlamış oluyorum. Evet. Şimdi ilk başladığım ilmeğin tam ortasına geliyorum. Düğümümü sıkıyorum. Sonra işimi çeviriyorum. Geriye doğru bir tane çok minik bir zürafa yapıyorum. Yani çok kör ilmek gibi de olmasın ama hafif bir bombelik olsun. Sonra tekrar çeviriyorum. Tam bunu çevrilecek şekilde yine minik bir zürafa. Onun tam etrafını dolanacak şekilde arkadaşlar. Sonra tekrar çeviriyorum. Yine tam etrafını dolanacak şekilde. Büyük yapmayın. Aralıklı yapınca güzel olmuyor çünkü. Parmağınızla tutun ve yerleştirin. Tekrar 4. kez yapıyorum. Büyük olduğu zaman hemen düzeltin ve yerleştirin. Çok büyük olmasın. Hemen etrafını dolanacak kadar olsun arkadaşlar. Sonra tekrar geriye doğru 5. kez. Bismillahirrahmanirrahim.
Yani dolaşıyor bugün. Evet arkadaşlar, düzelttim düğümümü. 5. kez de yaptım. Tekrar düze doğru dönüyorum. 6.'yı yapıyorum. Ve bu şekilde bir tane yaprağımı tamamlamış oluyorum. Evet. Tekrar yandaki zürafanın tam ortasına geliyorum. İlk önce geriye doğru yapıyorum. Küçük bir zürafa etrafını dolanacak kadar ikinci zürafa hepsi bu şekilde. Sadece etrafını dolanacak kadar büyütün arkadaşlar. Çok fazla büyütmeden yavaş yavaş döndüre döndüre. Keloğlan modellerinizi oluşturabilirsiniz. Evet arkadaşlar, çiçeğimizi bu şekilde tamamladık. Ve getiriyoruz yerine. Şu ortaya bir tane gelecek şekilde sapı da kenara denk gelecek şekilde ayarlıyoruz. Ve tam ortasından motifini çıkartıyoruz. Alttaki zürafalarımızı birer kere batarak hem ortadan çıkıyoruz. Ortalardaki zürafaları batarak tekrar aşağı iniyoruz. Bu şekilde oyamızı yazmamıza sağlamca dikmiş oluyoruz. Evet. Tamamladık şimdi. Ve alttan düğüm atarak bitiriyoruz oyamızı. Şimdi tohumunu yapmaya başlıyoruz. Yine ipimizi alttan bağlıyoruz. Biraz alttan aynı düğümün üstüne gelmesin. Ve tam ortadan yukarıya çıkıyoruz. Şimdi buradan batıp karşıdan çıkıyoruz ama gevşek olan bir yerden batın. Çok sıkı olmasın. Çünkü çok zor geçebiliyor buradan iğne. Daha sonra 35 tane sarıyoruz. 3, 4, 5, 6, 10. Hafif iğnemizi çekiyoruz. 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20. Çok sıkı yapmayın. Hafif iğnenizi getirin. 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30. 31, 32. 33, 34, 35. Sonra yavaş yavaş iğnemizi çekiyoruz. Hafif kıpırdatın sağa sola. Rahat geçsin. Sonra yavaş yavaş çekiyoruz. Yine hafif sağa sola kıpırdatabilirsiniz. Sonra yavaş yavaş çekiyorsunuz. Eliniz mutlaka içinde dursun parmaklarınızda. Bir sıkıntı olduğunda çekebilmeniz için alt ucu, ipim kısa olduğu için alt ucu kaldı burada, onu çıkartıyorum. Daha sonra parmaklarımdan tutarak bu şekilde yavaşça kapatıyorum. Hala işaret parmağımla tutuyorum ve yavaş yavaş kapatarak şekil almasını sağlıyorum. Sıktırdıkça şeklini alacak zaten. Evet. Daha sonra elimizde şeklimizi veriyoruz. Yuvarlatıyoruz. Ve
Yine doğru batarak aşağı iniyoruz yine. Evet. Bu şekilde bir tanesini yapmış oluyoruz. Şimdi bir tane daha yapmak istiyorum etrafından. Yine ortadan çıkartıyorum. Aynı şekilde bir tane daha çalışıp karşısına yerleştireceğim onu da. Bir, dört, beş, altı. Evet arkadaşlar, şimdi onun etrafını sardırdım ve aşağıya inerek bitiriyorum ve yine düğüm atarak bitiriyorum oyamı. Bu şekilde oyamızı tamamlamış oluyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, bu şekilde oyamızı tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız inşallah. Şu dağınıklığımı toplayayım oradan. Evet. Niye odaklanmakta problem yaşıyorum? Evet. Bu şekilde oyamızı tamamladık. Biraz düğüm yaparken bozuluyor. Onu arka tarafından ütü yaparak düzeltebilirsiniz. Bu şekilde oyamızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.